Java geliştirmede en çok sorulan sorulardan bir tanesi hangi ideyi kullanmamız gerektiğidir. İde arkadaşlar bizim yazılım geliştirirken rahatlıkla kod yazabilmemizi sağlayan bize ilgili framework konusunda destek veren veya ilgili kodlama tekniği konusunda destek veren programlardır. Biz Java uygulamalarımızı bir metin dosyasında da yazabiliriz ama metin dosyasında yazmak yerine projelerimizi daha iyi takip edebilmek adına bu ide'lerden yararlanırız. Bu noktada IDE'siz Java geliştirmek pek de tercih edilen bir yöntem değildir. Hatta hiçbir zaman kullanılmaz diyebilirim. Belli başta küçük yapılar hariç. Bu noktada en çok kullanılan Java dünyasında en çok kullanılan 3 tane IDE'miz var. IntelliJ IDEA, NetBeans ve Eclipse. Başka IDE ve editörler de var tabii ki ama bu üçü çok yaygındır. Biz bu kursta hangisini kullanacağız derseniz üçünü de kullanıyoruz. Nedeni de şudur. IDELER özellikle belli tip uygulamaları geliştirmek için daha iyi olabiliyor. Biri diğerinden daha iyi olabiliyor. Bu noktada biz giriş seviye konularımızı, OOP konularımızı, Intellij IDEA ile gerçekleştiriyoruz. Ama yarın bir gün, örneğin Kotlin geliştirme yaparsanız, Intellij IDEA sizin için uygun olacaktır. NetBeans'i de kullanacağız. NetBeans çünkü Spring uygulamaları geliştirmek için benim için, bana, e, benim düşünceme göre en iyi ide. Ve hemen akabinde artık Spring uygulamalarımızı ve kurumsal uygulamalarımız için de Eclipse'i kullanıyor olacağız. Bunların hepsini birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi hepsinin yetenekleri ve özelleştikleri alanlar birbirinden farklılık gösterebiliyor. Ama siz hangi ideyi seviyorsanız onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu noktada şu ide diğerinden daha iyidir ve siz cevap vereceksiniz ve onu kullanacaksınız. Başkası başka bir ideyi tercih edebilir. Sonuçta geliştirdiğimiz kodlama tamamen aynıdır arkadaşlar.